Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler, hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen birkaç tane soruyla pazar günümüzü değerlendirelim dedik. Bugün pazar, hem de güzel bir sohbet olsun, hem de böyle finansal konuları işleyelim. Laf fazla uzatmadan hemen bir bakalım ilk sorumuza, ondan sonra tekrar dönelim. Hocam Muhammed Tanrı verdi demiş. Hocam dilinize sağlık. Çok enteresan ve de faydacı isabetleriniz var. Sağ olun. Sizler de sağ olun Muhammed Bey. Temettü sonrası Ereğli için yaptığınız yorumu uyguladım, kazandım. Dediğiniz gibi çıktı ve indi 32'lere. Çok sağ olun Muhammed Bey. En azından 2,5 TL'nizi kurtarmışsınızdır. Az boz değil yani, 4 lira Ereğli temettü verdiyse 2,5 lira da, yani 15 milyar TL ise 7,5-8 milyar TL bir vurgun oldu Ereğli tahtasında. Ama önemli değil, siz kurtarmışsınız. Bol kazançlar. Allah daha nice kazançlar nasip eder inşallah. Çoluğunuzu çocuğunuzla sağlık içerisinde afiyetle yersiniz. Şimdi videomun altına yazılmış arkadaşlar, Zafer Bey soymuş. 16.30'dan sonra cuma günkü hızlı alımlar oldu. 2400'den dönerse açıkçıların ekmeğine yağ sürülür dediniz. Yorumunuz muallak kaldı. Bu yorum pazartesi 2400 gaplı geçer diye anlayabilir miyiz? Çok güzel bir soru. Bunu da sabitledim arkadaşlar. Yani gerçekten tam borsanın özünü anlatan bir soru. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi ne yaptılar cuma günü? Cuma günü önce güçlü bir alış yaptılar. Güçlü bir alışla yukarıya doğru getirdiler. Yukarıya doğru getirdikten sonra yataya sardılar. Yataya sardıktan sonra hafif böyle trende aşağıya doğru verdiler. Yatırımcı ne düşündü? Yatırımcı şimdi arkadaşlar, bu işin içinde çok olaylar var. Yani önemli olan piyasa yapıcılar var. Piyasayı varantçılar yapar, vadeciler yapar, viyopçular yapar, spotçular yapar, arz talep, yani karışık bir sistemdir. Ve bunların içerisinde herkes birbirini tuzağa, yani işin açıkçası tuzağa düşürürler ve tuzağa düşürdükten sonra birbirini avlamak isterler. Yani bazen böyle belgesel kanallarını seyredersiniz ya arkadaşlar. Belgesel kanallarında işte herkesin kendine göre bir taktiği vardır. Her canlının, her hayvanın bir taktiği vardır. O taktiği uygulayarak diğer canlıyı tuzağına düşürür ve onu avlar ve onu yer ve hayatta kalır. Aslında evet, modern dünyada böyle, evet, finansal bir düzen var, sistem var ama İşte viyopçular, varantçılar, açıkçılar, longçular, spotçular hep beraber böyle bir araya gelirler. Buradaki arz ve talep piyasayı belirler ve bunu anlayabilmek çok zordur. Şimdi cuma günü, evet, dediğim gibi böyle bir piyasa içerisinde Zafer Bey'in sorduğu çok önemli soru. Aşağıya doğru gelince ne oluyor? İnsanlar şunu düşünüyor. Ya şorta giriyorsunuz. Yani şort nedir? Ben beklemek istemiyorum. Ben satıyorum. Ben TL'mi alacağım çünkü hafta sonu riski var. Cumartesi pazar dünyada veya Türkiye'de ne olacağını bilemiyorum. Ben pazartesi tekrar alırım gerekirse. Önemli değil diyorsun. Ve piyasada, piyasa yapıcıları da bak doğru karar verdin. Gayet iyi, güzel güzel gidiyorsun. Ancak 16.30'dan sonra öyle bir noktaya geliyorsunuz. 16.30'dan sonra tekrar bir alış 2400-2500 puan. Eskiden bakın bundan 7-8 yıl önce 5000 puan borsada 1 yıllık faize eşitti. 5000 puan 1 yıllık faize eşitti. Şu an 1,5 saatte 2500 puanı aldılar. Şimdi tabii o zaman ne oluyor? Shortçular veya açıkta kalan adamlar, Allah kahretsin, sattık lan 16.30'dan sonra 17.30, 18, 18 kapanışla beraber 2500 puan aldılar, elimizden malımız gitti diye düşünüyor. Yani ne oluyor? Zafer Bey diyor ki, Selçuk Bey, bu 2406 puan. Ama nereye kadar geldik? Fibonacci'ye baktığımızda aşağıya doğru geliyor gibi olduk ama alımla beraber yukarıya doğru geldik ve şeyde kaldık. Dirençte kaldık. Dirençte kalınca şimdi ne düşüneceğimizi şaşırıyoruz işin açıkçası. Yani ilginç bir hafta olacak bu hafta arkadaşlar. Yani burada neyi takip etmek lazım? İşte dediğim gibi o destekleri takip etmek lazım. 2300'leri, 2375'leri takip etmek lazım. Yukarıda da 2406'ları takip etmek lazım. Şimdi Zafer Bey de diyor ki, o zaman diyor Selçuk Bey, bu muallakta geçmiş bu şeyiniz diyor, yorumunuz. O zaman bunu aşağıya tekrar indirirlerse, o zaman nakitçilerin ekmeğine yağ sürmüş olur. O zaman niye o zaman pala 16.30'da niye alıyorsun bunu? Şimdi o zaman düz mantık koyalım. Düz mantık koyarsak, düz mantıkta diyoruz ki palaya, pala o zaman shortçular 16.30'dan sonra avladıysa, longçular kazandıysa, o zaman palanın gerçek niyeti ortaya çıktı 16.30'da. Pazartesi günü 2406, 2400'ü geçebilir. O yüzden Zafer Bey'in sormuş olduğu soru zor bir soru. Cevabını vermek zor bir cevap. Ve o videoda ben biraz es geçtim. Çünkü niye? Bilmiyorum. Yorumlamaya çalışıyorum ve es geçmek kolayıma geldi. Yani
Zafer Bey yakalamış. Çok bazen gerçekten böyle çok garip sorular soranlar da var. Saçma sapan sorular sorulan da var ama canı sağ olsun herkesin. Bazen böyle kelimeler arasındaki dakikalardaki 30 saniyelik, 20 saniyelik yerlerde bile beni avlayan, yakalayan takipçilerim oluyor. O yüzden bilmiyorum. Yani en kötü ihtimal hiçbir şey bilmiyorsak aç gözlü olmayalım. Ya %5 verirsin, %5. Çok büyük bir şey de 100 lotun varsa 5 lotunu satarsın, 95'ini beklersin, izlersin. Yukarı giderse 95'te kazanırsın, aşağı gidirse 5 lot satmıştım zaten onu 7 lot olarak aşağıdan koyarım veya 8 lot olarak aşağıdan koyarım denilebilir. Ancak bu hafta ilginç bir hafta olacak. Dirençleri ve destekleri takip etmemiz gerekiyor. İkinci soruya geçelim. Hocam verdiğiniz bilgiler için RR sormuş. Yakın zamanda yenilenebilir enerji ve olası tarım bazlı hisselerin geleceği hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Değerli arkadaşlar, şimdi yenilenebilir enerji ve olası tarım bazlı hisseler. Şimdi bazı dönemlerde böyle bir moda akım oluyor arkadaşlar. Yani işte 2008'ler, 2009'lar, 2010'larda bankacılık çok modaydı. Şimdi sanayi moda. İşte bir dönem geliyor işte gayrimenkullerde dükkanlar moda oluyor. Yani her dönemin böyle bir moda, bir trendi oluyor. Şimdiki trendlerden bir tanesi de yenilenebilir enerji ve tarım. İşte tarım bazlı şirketler, tarım bazlı gıda firmaları filan. Şimdi arkadaşlar, şimdi tarım, ya işin açıkçası tarım yüksek inovasyon gerektiren bir alan değil arkadaşlar. Tarım düşük inovasyon ve en iyisi orta inovasyon gerektiren bir alandır. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar, ya mesela patates yetiştirmenin nesi inovasyon olabilir? Ya patates kilosu 10 lira. Yani bugün patatesin kabuğunu kesseniz, toprağa atsanız, toprakta kendi kendine olsa oradan patates çıkar. Hiç inovatif bir ürün değil yani patates. Fakat tarımın biraz göz önüne kalmasının sebeplerinden bir tanesi, yani dünya nüfuslarının çoğunluğunun şehirlere gelmesi, şehirlere geldiğinden dolayı ortak tüketim ürünleri olan, yani ortak tüketim nedir işte? Sigara, alkol, araba, motor, emlak, akaryakıt, benzin, fulo gibi ürünlere ortak tüketim malzemelerine aşırı vergi geliyor. Ortak tüketim malzemelerine aşırı vergi gelince bu sektörde, bu işe en hassas olan sektör tarım sektörüdür. Özellikle akaryakıt ve ortak tüketilen mal, mesela traktöre gelen ÖTV'ler, araçlara gelen ÖTV'ler, amortisman masrafları falan, bunlar çok fazladır. Ve böyle olunca tarım, yani insanlar şehirlerde, tarımda çalışan insan zaten az ve tarımla uğraşan adamın da kar marjı düşük olduğu için zaten tarıma da girmeyince tarım böyle bir göz önüne çıkıyor. Yükseliyor. Yükselen bir yıldız oluyor. Şimdi ben tarım eğer bu ortak tüketim malzemelerinden yapılan vergi indirimleri veya vergi indirimli olursa insanların tarıma yeniden yönleneceğini ve insanlar para kazandığını bildiği anda, tarım üzerinden para kazanacağını bildiği anda insanlar giderler o işlere çalışırlar. Şu an evet tarım büyük ölçekli firmalara kalıyor. Büyük ölçekli şirketlere kalıyor. Çünkü neden büyük ölçekli şirketlere kalıyor? Yani bireysel veya kooperatifçilik mesela. Avrupa bütün tarımda kooperatifçiliktir. Ama Türkiye'de kooperatifçilik kalmadı. Ama Türkiye'de insan, vatandaş sütten, inekten, besicilikten, tarımdan para kazanacağını bilse ben bu insanların tarım sektörüne yatırım yapacağını biliyorum. O yüzden de ortak tüketim malzemelerinden vergi indirimi şarttır. Ha bu işi profesyonelce kim yönetebilir? Anca büyük tarım şirketleri yönetebilir. Büyük tarım şirketleri yönetebildiğinden dolayı sonuçta o büyük yığınların ve kitlelerin büyük şehirlere yerleşip büyük şehirlerde talep de olduğundan dolayı tarıma ve büyük şirketlerin bu ortak tüketim malzemelerine gelen zamları bile kendi ürünlerine yansıtıp tüketiciye verebildiklerinden dolayı büyük ölçekli tarım şirketlerinin orta vadede ben pozitif görüyorum diyebilirim. Ancak dediğim gibi eğer bu ortak tüketim malzemelerinin olur ha hükümet üyelerinin aklına dank eder de ben buralarda vergi indireyim dersem o zaman kooperatifçilik ön plana çıkabilir. Büyük şirketlerin hasılatında azalma olabilir. Küçük üretici ve küçük yetiştiriciler de kooperatif çatısı altında ürün ve tarım ürünleri yetiştirebilirler. Yenilenebilir enerjiye geldiğimizde arkadaşlar, bu da şimdi mesela enerjiye çok ihtiyacımız olan bir yerde, evet bir moda gibi oluyor. Ben bunu kabul ediyorum. Ancak ben kendi fikirlerimi burada söylüyorum. Elektrik üretim şirketleri yerine
elektrik dağıtım şirketlerinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? İki tane, birisi Mersin Akkuyu, öbürü de Sinop'ta. Birisi Mersin'de, birisi Sinop'ta olmak üzere iki tane nükleer santralimizin işte kısa vadede devreye alınacağını düşünüyorum. Ve bu Sinop'taki ve Mersin'deki nükleer santral devreye girdiğinde elektrik fiyatlarında ciddi oranda ben ucuzlama olacağını düşünüyorum. Yani artık hidroelektrik santrallerinden veya doğalgazdan elektrik üretmek veya kömür termik santrallerden elektrik üretmek yerine nükleer enerjiden. Yani siz şöyle bir uranyum çubuğu koyuyorsunuz. Bu uranyum çubuğunu koyduğunuz zaman bu uranyum çubuğu 400 yıl boyunca 90 derece inanılmaz derecede bir ısı veriyor. Ve siz buraya suyu da bu uranyum çubuğunu, kararsız bir atom, bu uranyum çubuğuna suyu veriyorsunuz. Bu soğutmaya çalışıyorsunuz. Çünkü soğutmazsanız bu kararsız olduğundan dolayı dağılabilir, patlayabilir. O uranyumu siz suyla beraber soğuttuğunuz zaman buhar elde ediyorsunuz. İnanılmaz bir buhar. Ve bu buhar 90-95 derece civarında ve bunu türbinlere veriyorsunuz. Ve türbinlere verdikten sonra deli gibi türbinler dönüyor. Ve bu dışarıya siz su buharı veriyorsunuz nükleer enerjide. Ve çok ucuz, yüzyıllarca çok ucuz derecede elektrik üreteceksiniz. Şu kadarcık bir nükleer uranyum çubuğuyla. Şimdi bunlar yapıldığı zaman Türkiye'nin elektrik maliyeti oldukça azalacaktır. Ancak elektrik maliyeti azalır. Çünkü niye? Şu an elektrik üretim şirketleri gözde olabilir. Çünkü niye? Faturaya bakıyorsunuz, faturalar çok kabarık. Faturalar çok kabarık olunca nakit akış dengeleri şu an elektrik üretici firmaların çok iyi. Yani her adam neredeyse 600-700 lira bir elektrik şirketine her ay, her aile para ödüyor. Yani neredeyse iş hayatının emeğinin %15'ini, %20'sini çalıştığının elektrik üretim şirketlerine veriyor. Bu da bunları gözde ve iyi moda haline getiriyor. Ancak dediğim gibi elektrik nükleer enerji santralleri devreye girdiğinde bu elektrik maliyeti düşecektir. Ödeyeceğimiz 700 liralık, 800 liralık faturaları bir anda 100-150 lira ödeyecek duruma geleceğimizi unutmayın. Ancak Sinop'tan da Mersin'den de nükleer enerji santrali olsa buralara, Anadolu'ya bu elektriği bir dağıtmak gerekiyor. Bunun için de elektrik dağıtım şirketlerinin uzun vadede ben çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yatırımları buna göre, bunları düşünerek yaparsak daha uygun, daha pozitif olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar laf lafa açıyor, böyle sohbet ediyoruz gidiyoruz ama bakıyorum saat 12. dakikaya gelmişiz. Gene uzatmışız. Şimdi bir arkadaş da bana diyor ki Selçuk Bey neden hisse incelemiyorsunuz? Neden hisse incelemiyorsunuz? Ucuz hisse inceleyelim, ucuz hisse inceleyelim. Ya arkadaşlar şimdi bu bizim yetkimizin dışında bir olay. Yani birçok insan var, bunların SPK lisansı var. Bu SPK lisansı olan insanların hepsi profesyonel aracı kurumlarla beraber gidiyorlar. Bir sözleşme imzalıyorlar. İmzalamış oldukları o sözleşmenin karşılığında da sizlere bir hizmet bulunuyor. İşte bir hisse ucuz mudur, pahalı mıdır? Ucuzsa hangi fiyattan alınır? Hedef fiyat nedir? Şuraya gider, oradan satılabilir falan diye sizlere para karşılığında hizmet veriyorlar. Şimdi burada çok ince bir ayrım var arkadaşlar. Bizler de eğitim amaçlı bu hisseleri inceleyebiliriz. Ancak yatırım danışmanlığı vermemiz mümkün değildir. Ancak olura 70-80 bin yani abonesi olan özellikle sosyal medyada, Twitter ve YouTube'da olanların hepsi yani sermaye piyasası kurumu tarafından ben denetim altında ve izlendiğini düşünüyorum. O yüzden yani içimizden bir kişi çıkıp da şikayet ettiği zaman evet biz burada yatırım danışmanlığı hizmeti vermiyoruz ama aynen o gün ING Bank'ın benden 41 TL almış olduğu EFT masrafı gibi. Hani onların eminim vardır öyle kanunları. 8 punto ile yazılmış 30 sayfalık sözleşme şartnameleri falan vardır. Ve bir yerden siz bir yerden bir şeyi yakalanır ve cezayı yiyebilirsiniz. Öyle olduğundan dolayı herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ben de iyi niyetliyim, sizler de iyi niyetlisiniz. Ama bunu tıpkı şöyle düşünün. Yani bir adam T plakalı, taksi plakalı normal bir taksi ruhsatı almış ve taksicilik yapıyor. Bir de kaçak taksicilik var. Bu da aynen onun gibi. Yani bu işten veya kaçak bir resmi bir dolmuş var, resmi bir otobüs var, bir de kaçak dolmuşçuluk var. Yani bu da aynen onun gibi. O yüzden bizlerin yetkisi olmadan bizler bu ekran üzerinden yatırım tavsiyesi ve ucuz hisse, yani bu hisse burada ucuzdur, bu hisse burada pahalıdır, bu hisse buradan aslında şuraya gitme ihtimali vardır deme gibi kelimeleri bizler kullanmamız yasaklanmıştır. Bunları, bu tip şeyleri hizmet almak istiyorsunuz bu şekilde. Çünkü bu insanların hakkıdır. Çünkü bu insanlar da onlardan geçimini sağlıyorlar. Çoluğunun çocuğunun rızkını onlardan kazanıyorlar. Ve onların hakkını da yememek lazım. Paranızı vereceksiniz. O insanların profesyonelce abone olacaksınız. O aracı kurumlara ve aracı kurumlar size burada yatırım tavsiyesinde bulunacaklar. Bizler burada en fazla yapabildiğimiz şey
eğitimdir arkadaşlar. Hatta kendi almış olduğumuz portföyü bile, kendi almış hisselerin yerlerini bile söylemememiz gerekmektedir. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. İyi pazarlar diliyorum, iyi istirahatler olsun. Pazartesi iyi bir hafta olsun. Allah'a ısmarladık.